Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda 21 Eylül oynanacak olan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi futbol tahminleriyle karşınızdayız. Bugün iki temsilcimiz sahaya çıkacak. Fenerbahçe Northland karşısında, Beşiktaş ise Club Brugge deplasmanına gidecek. O maçlara da değineceğiz ama öncelikle tabii ki dün yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. Dünkü videoda yaptığımız video tahminlerinde 8'de 6 tutturduk. Öneri olarak verdiğimiz 2 tane kupon sağlam kuponla artı beraberlik kuponu yine gelmiş oldu. Öncelikle kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve kazandıysanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Rakam söylemenize gerek yok. Şu maçları oynadım, şu şekilde kazandım diyebilirsiniz. Bu yeterli olacak arkadaşlar. Biz de kazanan arkadaşlar fazla olduysa mutlu oluruz. Kazandırdığımız için mutlu oluruz. Dediğim gibi Arsenal PSV maçında 2.5 gol üstü demiştik. 4-0 bitti bu maç. Üst geldi. Bayern Manchester United, Bayern kazanır dedik. Bayern München 4-3 bitti. Bayern München kazanmayı başardı. Bu iki maçı sağlam olarak vermiştik. Beraberlik maçları ise Real Sociedad Inter beraberlik, Sevilla Lens beraberlik diye vermiştik. İkisi de 3'er orandan. İkisi de 1-1 bitti. Beraberlik kuponu da gelmiş oldu. Oynamışsanız 10 gibi güzel orandan burada da kazanmışsınızdır. Kazanan arkadaşlar tekrardan tebrik ediyorum. Ve abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açın. Video geldiği zaman hemen karşınızda olsun diye beğenilerinizi yine bekliyoruz. Dediğim gibi kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Yorum kısmında kazandık, şu şekilde bu şekilde diye yazarlarsa yeterli olacak. Rakam vermeye gerek yok. Bu videoda umarız başarılı oluruz. Tabii ki Galatasaray'da 2-2 berabere kaldı. Son anda kurtardı beraberliği. Yeneceklerdi aslında, üstün taraftılar ama maalesef ki 2 hata 3 hata yenileceklerken beraberliğe en azından ulaştılar ve yarışta olduklarını gösterdiler. Şimdi geçiyoruz futbol tahminlerine, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi tahminlerine. Hızlı bir şekilde gideceğiz. Bir sürü maç var ve yine size bu kez 3 tane kupon vereceğim arkadaşlar. O yüzden fazla sürmesin diye hızlı bir şekilde değerlendireceğim. İlk maçımız Avrupa Ligi'nden LASK Linz Avusturya Liverpool karşısında. Ne olur ne olmaz Liverpool kazanır. 1.30 oranında Avrupa Ligi'nin kazanma favorisidir zaten Liverpool bu yıl. 1.30 orandan Liverpool kazanır. Leverkusen Haken maçı. Bayer Leverkusen Almanya Haken İsveç. Bayer Leverkusen en az bir handikaplı, en az 2 farkla kazanır. Olağanüstü giriş yapan Boniface burada da gollerine devam eder, goller atar ve Leverkusen, o da favorilerden biri, bu maçı kazanacaktır Avrupa Ligi'nde farklı bir şekilde. Üçüncü maçımız Karabağ Mölde. Galatasaray'ın elediği Mölde Karabağ karşısında, Azerbaycanlı dostlarımız karşısında bu maç beraberlik öneriyorum. Tam bir beraberlik maçı gibi gözüküyor. Karabağ kendi evinde kolay kolay maç vermez. Mölde daha güçlü gözükse bile Karabağ maçı zor verecek. Berabere bitecek bu maç. 0-0, 1-1 gibi bir sonuç bekliyorum. Bu maçta beraberlik alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da Azerbaycanlı dostlarımıza selamlar olsun. Bayağı bir zamandır bizim videoları pek izlemiyorlar, pek gelmiyorlar. İzleyen varsa yorum kısmında yazsın. Selamlar olsun. Tabii ki Karabağ tarafındayız. Umarız Mölde'yi yenerler. Ama tahminimiz beraberlik. Beşinci maç Ajax Marsilya. Bu da tam bir beraberlik maçı. İki takım da güç olarak denk. Artı bu Hollanda'da oynanacak olan maç. Marsilya biraz daha üst seviye gözükse bile Ajax kendini bırakmaz. Bu da berabere biter.
Beraberlik bu maçta da öneriyorum 3-20 orandan kullanabilirsiniz. Bir diğer maçımız Ren Maccabi Haifa maçı. Ren iyi transferler yaptı, iyi satışlar yaptı, iyi alışlar da yaptı. Bu maçta Fransız temsilcisi Ren kazanır, kendi evinde 1.45 orandan iyi bir şekilde orandan kullanabilirsiniz. Maccabi Haifa'yı zor da olsa Ren yenecektir. 6. maçımız Brighton AEK Atina. Fazla konuşmaya değmez. İngiliz temsilcisi rahatlıkla yener. İsteyen burada handicap da kullanabilir. Ama ben sağlam olarak, düz olarak 1.20 orandan Brighton kazanır diye öneriyorum. 7. maçımız Ludogorets Spartak Trnava. Yani Fenerbahçe'nin grubundaki diğer maç. Ludogorets kendi evinde Trnava'yla karşı karşıya gelecek. Ludogorets eğer ki bu grupta çıkmak istiyorsa ve bir şekilde güçlü olduğunu göstermek istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda, kendi evinde ve kazanacaktır. 1.45 oranından yine Ludogorets Spartak Trnava maçında Ludogorets'in galibiyetini alabilirsiniz. Geliyor 8. maça Eintracht Frankfurt Aberdeen maçı. İskoçya temsilcisi Eintracht Frankfurt farklı bir şekilde kazanır, kendi evinde bu maçı seyircisi önünde takımı coşturmak zaten konferans liginin favorilerinden biri Eintracht Frankfurt ve bu maçta farklı bir galibiyetle başlamak onlar için iyi olacaktır. 9. maça geliyoruz Legia Varşova Aston Villa. Bir diğer konferans ligi favorisi Aston Villa, İngiliz temsilcisi, kafaları daha fazla konferans liginde olacak ve bu maçta Legia Varşova Polonya temsilcisi karşısında kazanarak başlamak isteyecekler. O güce sahipler, takım çok güçlü zaten ve zor da olsa kazanacaktır, kazanarak başlayacaktır. 1.45 oranından galibiyetini alabilirsiniz. Geliyoruz bizim temsilcilerimizin maçına. Club Brugge Beşiktaş maçı. Bu maçta Beşiktaş favori değil arkadaşlar. Club Brugge bu yıl olmasa da geçen yıl, bundan önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi'de iyi sonuçlar alan güçlü bir takım. Şimdi takım seviyesi biraz düşmüş olmasına rağmen Beşiktaş'ın seviyesindedir ve Beşiktaş'tan bir tık daha üst seviyede de olabilir. Beşiktaş'ta tabii ki eksikler var. Yorgun Aboubakar geldi, bu maçta oynayacak. Değişik kadro kullanma durumu var Şenol Güneş'in. Beşiktaş yine Beşiktaş'tır. Tabii ki kazanmasını istiyoruz. Grubun aslında iki favorisi karşı karşıya gelecek. Liderlik savaşı yapacak iki takım karşı karşıya gelecek. Bu maç büyük bir ihtimalle berabere biter. Ama beraberlik değil de 2.5 gol üstü öneriyorum. 1.60 orandan 2.5 gol üstünü alabilirsiniz. Gollü bir maç olmasını bekliyorum. Beşiktaş da atar, Club Brugge da atar. Yani gollü bir maç bekliyorum. Ve geliyoruz 11. maça ve son maçımıza. Fenerbahçe Northland karşısına çıkacak. Fenerbahçe favori gibi gözükse bile Northland Galatasaray'ın zorlandığı Kopenhag'la bu hafta sonu 1-2-2 berabere kaldı ve Kopenhag'ı neredeyse yerle bir etti. Ona rağmen berabere kaldı. Northland şu anda Danimarka liginde flash takımlardan biri. Çok güçlü bir şekilde oynuyorlar ve her maçı kazanma imkanları var. İyi oyunculara da sahipler. İyi bir takım oyunu sergiliyorlar. Fizik güçleri yüksek. O yüzden Fenerbahçe'nin çok dikkat etmesi gerekiyor bu maçta. Tabii ki Fenerbahçe favori. Tabii ki takım kadrosu olarak daha güçlü. Ama bu maçı Fenerbahçe zor kazanacaktır. Hatta belki de bir sürpriz olup ilk yenilgisini Avrupa'da alma durumu da olabilir. Ona rağmen tabii ki liderlik açısından Fenerbahçe grupta favoridir. Burada en iyisi 2.5 gol üstü almak arkadaşlar. 2.5 gol üstü alıp rahatlıkla, zevkle bir maç seyrederseniz tabii ki Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Umarız kazanırlar
Ama bu hafta onlar için, bu maçlar onlar için 3 aşağı 5 yukarı en zor maçlar olacak. Grup aşamasında ve eliminasyon etaplarından sonra diyebiliriz. Böyle yaptığımız 11 tane tahminden sonra hızlı bir şekilde kuponlara geçiyoruz. İlk olarak vereceğimiz sağlam kupon, fazla para oynayan arkadaşlar için, daha yüklü miktarlar yatıran arkadaşlar için bir sağlam kupon veriyoruz. Bugün bir ekstra yapıp bir orta kupon da vereceğiz. Artı bir beraberlik kuponu, her zaman yaptığımız gibi. İlk maçımız Last Clinch Liverpool maçı. Liverpool kazanır 1.30 oran. Sağlam olarak Liverpool'a güvenebilirsiniz. İkinci maçımız Leverkusen hakem maçı. Leverkusen kazanır. En az bir handikaplı 1.30 orandan alabilirsiniz. En az iki farklı Leverkusen bu maçı kazanacaktır. Ve bir diğer maçımız da Brighton AEK Atina maçı. İngiliz temsilcisi Brighton kendi evinde AEK Atina'yı yenecektir. Düz olarak 1.20 orandan öneriyorum ama isteyen burada da handikap kullanabilir. Ben düz olarak öneriyorum ve bu 3 maçı sağlam olarak veriyorum ve 3 maçtan toplam yine 2 oran civarında alırsınız ve iyi bir şekilde paranızı 2'ye katlamış olursunuz arkadaşlar. Bir diğer kupon olarak verdiğimiz beraberlik kuponu ise şöyle olacak. Karabağ Mülde 3.20 oran berabere, Azerbaycan temsilcimiz kazanamasa da kaybetmeyecektir Mülde karşısında. 3.20 orandan alabilirsiniz ve Ajax Marsilya yine beraberlik 3.20 oran. Ajax yenemese de Marsilya'yı berabere kalırlar. Büyük bir ihtimalle gollü beraberlik olur. 1-1, 2-2 gibi, ama berabere bitmesini bekliyorum bu maçında. Bu iki beraberlik kuponuyla birlikte, iki beraberlik maçıyla birlikte oynarsanız yine 10 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Üçüncü orta kuponumuzu ise şöyle olacak. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Ren Maccabi Haifa, Ren kazanır. Ludogorets Spartak Trnava, Ludogorets kazanır. Legia Varşova Aston Villa kazanır. Club Brugge Beşiktaş 2.5 gol üstü. Fenerbahçe Northland 2.5 gol üstü. Bu 5 maçı da oynarsanız 8 oran oluşturursunuz arkadaşlar ve iyi bir şekilde kazanırsınız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.